Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün bomba bir kıyaslamayla karşınızdayım. Benim kıyaslamalarım genellikle çok izleniyor. Ve sizler de özellikle kafa kafaya olan ürünleri kıyaslamamı seviyorsunuz. Video kapağından ve başlıktan gördüğünüz bugünkü konuklarımız ağır konuklar. Sol elimde iPhone 15 Pro Max, sağ elimde de Samsung Galaxy S24 Ultra var. İkisi de şu an için kendi markalarının en üst segmentleri. iPhone 15 çıkalı yaklaşık olarak 4 ay oldu. Samsung Galaxy S24 Ultra çıkalı da daha 10 gün anca oldu. Zaten iPhone 15 Pro Max benim telefonum. Bayağı deneyimledim. S24 Ultra'yı da 10 gündür kullanıyorum. Testlerimi yaptım. Testler dediğim kamera testlerinden bahsediyorum. Diğer testleri birlikte yapacağız ve özelliklerini karşılaştıracağız. Vallahi özellik kısmında ben kararsız kaldım. Kamera testlerini zaten nesnel olarak göreceksiniz. Kararı tamamen size bırakacağım. Tabii ki yorum da yapacağım. Neyse hadi bir an önce kutuları açalım. Kıyaslama başlasın. Dandan. Evet, kutularda bir değişiklik yok. Hem Apple'da hem Samsung'da aynı şekilde kutu devam. İkisinin de incecik kutuları var. Direkt kaldıralım. Hele böyle yalandan bir kutu açılımı yapalım dedim. Biraz gırgır şamata olsun dedim ya. Neşe olsun biraz. İkisinden de kablo ve sim kart çıkarıcı çıkıyor. Başka hiçbir şey yok. Bir de Apple'da bir sticker var. Allah razı olsun. Şansımıza renkler aynı geldi. İkisi de ekstra boyanmamış titanyum rengindeler. S24 Ultra'nın bu rengi titanyum gri olarak geçiyor. Apple'ınki de natural titanyum olarak geçiyor. Zaten bu markalar birbirlerini kovalıyorlar. İkisi de aynı sene titanyuma geçti. Yanlış anlaşılmalar olabiliyor. İkisinin de arkası titanyum değil. Çerçevelerden bahsediyorum. Şöyle göstereyim. Mat bir yüzeye sahipler. Ben titanyum olayını çok sevdim çünkü parmak izi bırakmıyor paslanmaz çelik ve alüminyum gibi. Yani o kirli pis görüntü sürekli silme ihtiyacı ortadan kalkmış durumda. Renk kısımlarına geleyim. İkisinin de 4'er tane rengi var. iPhone'da bu natural'in dışında mavi, beyaz ve siyah titanyum renkleri var. S24 Ultra'da ise mor, sarı ve siyah renkleri de var. Hatta şöyle bir durum daha var. Samsung Shop'tan yani Samsung'un kendi sitesinden alırsanız 3 farklı rengi daha var. Bunlar stoklarla sınırlı bu arada. Yine hepsi titanyum, mavi, yeşil ve turuncu olmak üzere. Zaten görselleri sağa sola gelmiştir. Ben onları gerçek gözle göremedim. Ama söylediğim gibi Samsung Shop'a giderseniz toplamda 7 tane renk var. Şimdi gelelim fiyatlarına. İkisinin de base modelini söyleyeceğim. 256 GB'lık iPhone 15 Pro Max kendi sitesinde 83.000 TL'yken Samsung S24 Ultra yine 256 GB'lık base modeli kendi sitesinde 70.000 TL. İşte 69.999 da ben birer lira ekleyip düze bağladım. Yani aralarında baktığınızda base modellerinde 13.000 liralık bir fiyat farkı var. Kıyaslamayı yaparken bu fiyat farkını da göz önünde bulundurun bence. 13.000 lira az para değil. Şimdi yine bir fiziksel özelliklerine bakalım. iPhone'un arkasında 3 tane kamera bulunurken Samsung'da arkada 4 tane kamera var. İkisinin de sensörleri burada. İkisinin de bir önceki versiyonlara göre odak uzaklığı yüksek olan kameralarında değişiklik var. Onu kameralar bölümünde göstereceğim. Sağına sola bakalım. İkisinde de bir önceki versiyonlara göre pek bir değişiklik yok. Fakat bu da yine radikal bir değişiklik. S23 Ultra'da bir kavisli ekran vardı. S24 Ultra'da bunu tamamen kaldırdılar. Artık dümdüz bir ekrana sahibiz. Hadi şimdi teknik özellikler kıyaslama kısmı başlasın. Ekranla başlayalım. Benim sol tarafımda iPhone'un verileri çıkacak. Sağ tarafımda Galaxy S24 Ultra'nın verileri çıkacak. Dediğim gibi ekranla başlıyoruz. iPhone 6.7 inç, Samsung 6.8 inçlik bir ekrana sahip. Bir taraf OLED teknolojisi kullanırken bir taraf Dynamic AMOLED 2X teknolojisi kullanıyor. Ben kendi gözümle ikisini de deneyimledim. Hangisi daha iyi diye sorarsanız bence Samsung'un ekranı renkler açısından çok daha iyi. Daha böyle gerçekçi tonlar var. Özellikle yeşil ve mavi tonları çok daha ön plana çıkıyor. Ekran çözünürlüklerine gelelim. Buralarda yazacak. Şimdi böyle bakınca çok bir anlam ifade etmemiş olabilir sizin için. Piksel yoğunluklarından bahsedeyim. iPhone'un 460 ppi'lik bir piksel yoğunluğu varken Samsung'un 505 ppi'lik bir piksel yoğunluğu var. Piksel yoğunluğu ne demek? İşte pixel per inch. Bu da inç başına düşen piksel sayısı. Yani Samsung burada bir tık daha önde. Yenileme hızlarına gelirsek ikisinin de değişken kare hızları var. İkisi de benzer teknolojiler kullanıyor. İkisinin de maksimum çıkabildiği yenileme hızı 120 Hz. Akıcılık konusunda ikisinde de hiçbir fark yok. Yavaş hareketler yaptığınızda telefonda ikisi de 10 Hz'e kadar düşerken hızlı hareketlerde 120'ye kadar çıkıyorlar. Ama şöyle bir farklılık var. Samsung'da çözünürlüğü değiştirebiliyorsunuz. Şöyle de göstermeye çalışayım. HD Plus'ı alabiliyorsunuz, Full HD Plus'ı alabiliyorsunuz ve şu anki en yüksek çözünürlüğü QHD Plus'ı alabiliyorsunuz. Böyle bir seçenek de sunmuşlar. iPhone'da bunu değiştiremiyorsunuz. İkisinin de ekran oranları aynı. 19.5'a 9 m ve boy oranları var. Şimdi gelelim parlaklıklara.
Samsung'da burada bir değişiklik olmuş. İkisinin de en yüksek çıkabildiği nitleri söyleyeceğim. iPhone 15 Pro Max maksimum 2000 nite kadar ulaşabilirken işte bu güneş vurduğunda falan maksimum aydınlatmasından bahsediyorum. Samsung'da bu 2600 nite çıkartılmış. Yine burada bir öne geçme var. İkisinde de her zaman açık ekran var. Ve ön camlarına gelelim. Apple Corning Ceramic Shield kullanırken Samsung Corning Gorilla Armor kullanıyor. Şimdi bir de ağırlıklarından bahsedelim. iPhone 15 Pro Max 221 gramken Samsung Galaxy S24 Ultra 232 gram. Yani aralarında 11 gramlık makul bir fark var. Elle böyle tuttuğunuzda hissetmiyorsunuz ağırlık farkını. Fakat ağırlık farkı olması çok normal çünkü bataryaları da farklı. iPhone 15 Pro Max 4422 mAh'ken Samsung Galaxy S24 Ultra'da 5000 mAh kullanılmış. S23 Ultra'da da 5000 mAh'dı bu arada. Hiçbir değişiklik yok. Fakat Snapdragon Gen 3 bir önceki versiyona göre daha düşük güç tüketimi yaptığı için şarj sürelerinin uzadığını söylüyorlar. Kağıt üzerindeki verilerde de uzadığı söyleniyor. Hatta onlardan da bahsedeyim. iPhone 25 saat video oynatabilirken Samsung tarafında 30 saatlik bir video oynatma var. Bu online video oynatma bu arada. İkisi de müzik oynatmada 95 saat. Tam emin değilim ama Samsung sanırım biraz daha iyi bir pil performansı gösteriyor. Şimdi şarj bölümüne gelelim. Biliyorsunuz iPhone'da artık USB Type-C'ye geçti. İkisi de aynı şarj soketine sahip. İkisi de yakın miliamperlerde bataryaya sahip amiral gemileri olmalarına rağmen Apple hala düşük wattlarda diretiyor. Samsung Galaxy S24 Ultra 45 watt'a kadar güç çekebilirken Apple'da bu yazmıyor bu arada kağıt üzerinde. Yani sitesinde falan bulamazsınız işte. 20 wattlık adaptörle şarj edilmesi önerilir falan yazıyor. 27-29 watt arasında maksimum güç çekebiliyor. Ama o kadar dalgalı ki yani onu bazen görüyorsunuz. Böyle 18-17'lerde takılıyor zaten sabit değil hiçbir telefonda. Sürekli değişken ama iPhone'da çok dalgalı geziyor. Stabil değil çektiği güç. Ama maksimum 29 watt'ı gördüm ben. Şarj olma sürelerine gelirsek Samsung takribi olarak %40 daha hızlı şarj oluyor. Şimdi biraz iç donanıma dönelim. iPhone tarafında Apple'ın geliştirmiş olduğu A17 Pro var. Samsung tarafında da Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 var. Acayip bir işlemci. İkisinin AnTuTu testleri vesaire işte Geekbench testleri var. Bunları kontrol ettim. Ben kendim yapmadım. Tekli çekirdekte iPhone öne geçerken çoklu çekirdekte Samsung öne geçiyor. Bulduğum testleri şu an ekranda göreceksiniz. Buradan okuyabilirsiniz. Yani hangisi daha iyi çok bir şey diyemiyorum. Üretim teknolojilerinde yani transistör aralığında farklar var. Apple'ın çipi 3 nanometrelik transistör aralığına sahip. Snapdragon 8 Gen 3 4 nanometrelik bir üretim teknolojisine sahip. İkisinin de maksimum çıktığı çekirdek hızları yan tarafta yazacak. Buradan okuyabilirsiniz. Grafik birimlerine gelirsek 6 çekirdekli bir GPU'ya sahip iPhone. Samsung tarafında da Adreno 750 kullanılmış. Bellek tarafına gelirsek de iPhone'da 8 GB'lık bir RAM bulunurken Samsung'da 12 GB'lık bir RAM bulunuyor. Ama işletim sistemi farkı burada devreye giriyor. İkisinin de gösterdiği performans kafa kafaya. Her zaman öyle oldu zaten. Samsung'un amiral gemileri her zaman Apple'ınkinden daha yüksek bellek kapasitelerine sahip oldu. İşte kendi çipini üretip kendi işletim sistemini yapmak bu yüzden çok avantajlı. Her şey o kadar optimizasyonla çalışıyor ki başka harici bir firmaya bel bağlamadan her şeyi kendin yapabiliyorsun. Depolama tarafına gelirsek de elimde tuttuğum modellerin ikisi de 256 GB, 512 ve 1 TB seçenekleri de var ikisinde de. Evet, şimdi geldik en tehlikeli yere. Herhalde bu iki amiral gemisinin en fazla kıyası merak edilen kısmı kameraları. Ben yan yana testlerimi yaptım. Daha bilgisayardan yan yana koymadım. O yüzden bu yorumları en son yapacağım. Yani video editlenirken yan yana geldikten sonra bir bölüm çekip orada yorumlarımı yapacağım videonun sonunda. Ama telefon ekranlarından biraz gördüm, yan yana koydum. İkisinin de birbirine geçtiği yerler var. Işığa göre çok değişiyor. Kimisinin renkleri bazen daha iyi oluyor, kimisi biraz puslu gözüküyor, kimisi çok kontrastlı duruyor. Bazı noktalarda gerçekten karar veremedim. Bazı yerlerde de açık ara fark koydular birbirlerine. Yine ama bio şeklinde. Kazanan kim? Siz yorumlarda söyleyin. Şimdi ana kameralardan başlayalım. Kağıt üzerindeki verilere baktığınızda Samsung alıyor götürüyor ama her şey kağıt üstündeki verilerden ibaret değil. Bu taraftaki ana kamera 48 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. Bu taraftaki de 200 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. F1.78'lik diyafram açıklığı, F1.7'lik diyafram açıklığı var. Bu arada diyafram değerini bilmeyenler için ne kadar küçükse o kadar iyi. Diyafram açıklığı büyüdükçe ışık geçirgenliği arttığı için çok daha iyi ışık alıyor ve daha güzel sonuçlar
farklar ortaya çıkıyor. Ve diyafram küçüldüğü için alan derinliğini de arttırdığından çok daha sinematik görüntüler elde ediyorsunuz. Şimdi ultra geniş açı kameralarına geçelim. İkisinin de 12 megapiksellik bir çözünürlüğü var. Ve yine ikisinin de f2.2 diyafram açıklığı var. Şimdi üçüncü kameralarına geçelim. Telefoto kameralarına. iPhone'un telefoto kamerası 12 megapiksellik 5 kat optik zoom yapabilen f2.8 diyafram açıklığına sahip bir kamera. Samsung tarafına gelirsek 10 megapiksellik 3 kat optik zoom yapabilen f2.4 diyafram değerine sahip bir telefoto kamera var. Şimdi biri 5x, biri 3x. Tam böyle kıyaslanabilecek kameralar değil biliyorum. Ama Samsung'un 4. kamerasına geldiğimizde işler biraz değişiyor. Çünkü iPhone'un telefoto kamerası Samsung'un 4. kamerası olan periskop kamerasına eşdeğer geliyor. Çünkü ikisinin de odak mesafesi aynı. Önceden Apple'ın da biliyorsunuz, hatta Pro modelinde hala 3x. 15 Pro Max'te de 3x'ti telefoto kamera. 5x'e çıkarttılar. Samsung yine 3x'i tuttu. Fakat 10x zoom yapabilen kamerasına 5x zoom'a düşürdü. Yani aslında bunun telefoto kamerasıyla bunun periskop kamerası aynı kulvarda. Neyse, periskop kamerasından bahsedeyim. 50 megapiksel çözünürlüğe sahip. 5 kat optik zoom yapabiliyor. Diyafram değeri ise f3.4. Şimdi zoom tarafına gelelim. Fotoğrafta 25x zoom yapabilirken iPhone, Samsung 100x zoom yapabiliyor. Tabii ki dijital bunlar. Şimdi video kaydı tarafına gelmek istiyorum ön kameradan önce. İki gördüğünüz telefonunda arka kameraları 4K 60 kareye kadar video kaydı yapabiliyorlar. Fakat şöyle bir farklılık var. iPhone'u burada yolluyorum. Samsung'da biliyorsunuz S23 Ultra'da 8K 30 kare kayıt yapabilme yeteneği vardı. Yine bu ana kamerada da mevcut. Fakat şöyle bir şey eklenmiş. Bu bahsettiğim 5x'lik periskop kamera 8K 30 kare çekim yapabiliyor. Yani artık bir lensi değil, iki lensi 8K 30 kare çekimler yapmanıza imkan sağlıyor. Ben testlerde 8K'yı hiç kullanmadım. Çünkü zaten ben 8K olarak koysam da siz 8K olarak göremeyeceksiniz. O yüzden ikisinde işte 4K 60-60, 4K 30-30 o şekilde kıyasladım. Ama 8K'da nasıl bir avantaj olabilir? Zaten hiçbir yerde neredeyse 8K izleyemiyorsunuz. Ama 8K çektiğiniz bir görüntüye işte scale dediğimiz yakınlaştırma olayını yaptığınızda yine çok kaliteli bir görüntü alıyorsunuz. Atıyorum 2 kat yaklaştırdınız, 4K çözünürlüğe geldi. Bir daha 2 kat yaklaştırdınız, 1080'e denk geliyor. Hani optik zoom yapabiliyormuşsunuz gibi düşünün post prodüksiyonda. Öyle bir avantajı var ama ne kadar kullanılır bilmiyorum. Kameraların o kadar fazla özelliği var ki hepsini anlatmam çok zor. Yan taraflarda çıkacak, buradan okuyabilirsiniz. İkisi de RAW çekimler yapabiliyor. iPhone 15 Pro Max log çekimi yapabilirken Samsung'da bu özellik yok. Bu arada 60 kareye kadar çekim yapabildiğimizi söylemiştim 4K'da. Fakat Samsung'da Pro video modunu aldığınızda 4K 120 kareye kadar kayıt yapabiliyorsunuz. Neden bunu ayırmışlar hiç bilmiyorum. Onu da şöyle göstermeye çalışayım. Video tarafına geldiğimde mesela bakın. UHD dedi, Ultra HD 4K'ya denk geliyor. Maksimum 60 FPS seçebiliyoruz. 8K'ya geldiğinizde zaten sadece 30 var. Fakat daha fazla deyip Pro video'ya geldiğinizde bakın tıkladım. 4K'da 120 kareye kadar çekim imkanı sağlıyor ama 8K'da yine 30. 24'e de alabiliyorsunuz. Böyle bir şeyler yapmışlar. 120'ye alırsanız eğer 4K'da sadece ana kamera ve ultra geniş açı kamerada yapabiliyorsunuz bunu. Yine ikisinde de 120 kare. 60 aldığınızda tüm seçenekler tekrar açılıyor. Bunu da göstermişken söyleyeyim. Apple'da böyle bir pro modu yok. Harici bir program kullanmanız gerekiyor bunları yapmanız için. Apple size sadece pozlamayla oynamanıza izin veriyor. Ama Samsung'da ISO'dan enstantaneye, beyaz dengesinden fokus alanına kadar birçok şeyi manuel yapmanıza izin veriyor. Bu aslında çok büyük bir artı. Ama dediğim gibi harici programlarla da Apple'da yapabiliyorsunuz. Şimdi de ön kameralara gelelim. İkisi de 12 megapiksellik çözünürlüğe sahip. iPhone f1.9 diyafram açıklığına sahipken Samsung'da bu değer f2.2. İkisi de maksimum 4K 60 kareye kadar kayıt yapabiliyor. Pro videoya alsanız da maksimum 4K 60 kare veriyor ön kamerada. Sinematik mod diye geçiyor. Bunda Portre video diye geçiyor. İkisi de 4K 30 kareye kadar çözünürlük veriyor. iPhone'da ProRes kayıtı yapabilirken Samsung'da yapamıyorsunuz. İkisi de ağır çekim yapabiliyor ön kameralarıyla. İkisi de Full HD 120 kareye kadar yapabiliyor. Ama şunu fark ettim. İkisinin de ağır çekimi zaten aynı yavaşlıkta, fakat Samsung'un görüntüsü biraz daha fazla bozuluyor ağır çekimde. Bu biraz gözüme battı benim. Apple bu konuda biraz daha iyi. Şimdi çok uzatmayayım. Uzatmayayım dedim. 50 tane şey söyledim. Ama şimdi testler gelsin. Yan yana görelim mikrofonlarını da kıyasladık. Her bir kamerasında yan yana göreceksiniz. Aynı anda elimizde çekimi yaptık. Hadi bakalım. Detaylı kamera kıyaslaması başlasın. Evet, şu an yan yana beni iki telefondan da görüyorsunuz. İkisini de ana kamerasından çekiyor ve ikisi de 4K 60 kare.
Şu an sesime iPhone 15 Pro Max'tan duyuyorsunuz. Şimdi de sesimi Samsung Galaxy S24 Ultra'dan duyuyorsunuz. Evet, mikrofon performanslarımız sizce aşağı yorumlarda belirtin. Bayağı bir ses var bu arada. Arabalar geçiyor, insanlar var falan. Biraz daha uzaklaşıyorum hatta. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, şu anda da iki telefonun ön kamerasından görüyorsunuz gibi. iPhone çok patlakken, hatta gökyüzü falan gözükmüyor. Pozlaması da düşük Samsung'un. Evet, yani bulutlar falan gözüküyor, bilmiyorum abi. Şu an... Ama mesela iPhone'da da ten rengin çok iyi. Çok yakışıklısın be. Kanala abone olun. Evet, ön kamera performansı bu şekilde. Hızlıca dönüyorum, hatta biraz yürüyeyim. Stabilizasyon, hatta sallıyorum telefonları şu an. Let's compete. Evet, şu anda da bizi portre videodan görüyorsunuz. Oradan nasıl gözüküyor İsmail? Kanka, şu an kesme yerlerine bakıyorum. Samsung daha iyi kesiyor gibi hissediyorum. Ama daha sonrasında bir işlem yapıp kurtarır mı Apple bilmiyorum. Yaklaş. Kanka net daha iyi ayırıyor Samsung. Bunun kısmında özellikle Apple birazcık blur'u fazla kaçırdı. Samsung orayı daha iyi ayırdı gibi. Ama netlikte kesinlikle Apple abi. Evet, şu an 5X Portre'deyiz. 2X Portre'deyiz. Pardon, 5X Portre yok. Evet. Yani Portre var da Portre video yok. Sinematikte de yok. Evet, şu an görüntü bu şekilde. Sesim şu an iPhone 15 Pro Max'tan geliyor. Şimdi de Samsung S24 Galaxy S24 Ultra'dan geliyor. Ben mikrofon farklarını çok merak ediyorum. Hava rüzgarlı. Bakalım nasıl sonuç veriyor. Evet, şu an oha bak. iPhone yapamadı. Hayır, iPhone 2001'den yapmıyor, Samsung 2001'den yapıyor. Şimdi sana tıklıyorum iPhone'da. Şu an ben full'uyum. 2001'den net yapmıyor ama Samsung yapabiliyor. Aa, çok da güzel gözüküyor. Sanırım Samsung'un sinematik portre videosu daha iyi. Samsung kendinden bir renk veriyor. Böyle yeşillere bak, daha böyle koyu. Çok yakışıklısın İsmail. Kanala abone olun. Yeter artık abone ya. Abone olun. Şuradan. Evet, şu an en geniş açıda beni görüyorsunuz iki telefonun kamerasından da. Şimdi ana kameralara geçiyorum. Şu an sesli değişmesi lazım tabii ki ben konuşurken. Bir ona bir ona geçecek zaten. Şimdi de 2X'e geçiyoruz. Samsung'da 3X. 2X yok mu Samsung'da? Vardı da tam olmadı. Neyse 5X'e geçelim. 5X'e de durum bu şekilde. Burada ses performansı nasıl onu merak ediyorum. Şu an sesim Samsung Galaxy'ye geliyor. Şu anda da beni ikisinin de periskop kamerasından görüyorsunuz. Yani sesim de ayrı ayrı gelecek. Yine yapalım. Şu an sesimi iPhone 15 Pro Max'ten alıyorsunuz. Şimdi de Samsung Galaxy S24 Ultra'dan alıyorsunuz. Arkadaki full yoluğa dikkat edin. Keskinliğe dikkat edin. İkisi de 4K 60 kare bu arada. Yaklaşıyorum. Çok da yaklaşma, çok da yaklaşma. Okey mi şu an? Şu an okey. Tamam. Karar sizin. Şimdi de stabilizasyon testi yapacağız. İkisinde de yüksek dengeli açık değil yani. Ekstra stabilizasyon yok. Normallerde. Şimdi koşacağım. İsmail beni peşleyecek. Sence hangisi? Görünürde Samsung daha iyi. Evet ama sonradan şey yapacak, işleyecek ya. Şimdi de ikisinde de süper dengeli açık. Koşuyorum. Şu an bayağı bir sarsılıyor telefonlar. Özellikle iPhone biraz daha sallandı.
Veya ben öyle hissettim. Sonuçlara bakalım. Sadece sokak lambaları var, bildiğiniz akşam şu an. İkisi de ultra geniş açı kameralı. Şöyle yakınlaşayım. Daha iyi detay görün. Şimdi ana kameralara geçiş yapalım İsmail Bey. Yaptık. Şu anda da ikisinden de ana kameradan görüyorsunuz. Biz 23 Ultra ile 13 Pro Max'i kıyasladığında, 14 Pro Max'i kıyasladığında gece performansı Samsung'un daha iyiydi. Bakalım arkadaşlar bir şeyler koyabilmiş mi? Hep birlikte göreceğiz. Yorumlar sizin bu arada. Çok fazla da araba geçiyor. Sesim bir ona bir ona geçiyor. Evet, şimdi ne alıyoruz İsmail Bey? 2X, iPhone 3X şey. Tamam, Samsung. Bunda biri, diğerinde de 3X var. Şu an ikisi de 3X. Evet, şu anda da 3X'den görüyorsunuz. 3X optik zoom yapabilen, yani dijital zoom olmadan çekebilen bir kamerası var Samsung'un. Apple ana kameradan 3X yapıyor. Ona göre bir kıyaslama yapmak daha doğru olur. Şimdi asıl bomba yere geçiyoruz. 5X'e uzaklaşıyoruz. Uzaklaş baba. Evet. Kanka yani bilmiyorum, Samsung'da bir gariplik olabilir şu an ama. Ya işte işleme muhabbeti var, bakacağız ama görüntü şu an bu şekilde. Şimdi hatta yola doğru yürüyorum. Biri de laf etmiş burada bisiklet yolunda video çekiyoruz. Ulan bisiklet yok ki zaten burada yani. Olsa çekiliyoruz kenara. Nerede çekelim? Bir de yolun ortasında mı çekelim yani? Size güzel bir görsel sunmaya Kral çalışıyorum. Değer kıymet bilinmiyor. Bak hava buz gibi dışarıdayız ya. Evet. Ne diyorsun şimdi? Abone olmayı unutma. Unutma ya. Evet. Oo, ikisi de çok karanlık. Ama 4K... Kayda bastın mı buna? Evet. Sen de gördün bakalım. Evet, şu an ön kameralardan görüyorsunuz beni. Apple... Yani iPhone biraz daha aydınlık gözüküyor. Samsung çok karanlık ya. Yani yorumlarımı videonun sonunda yaparım büyük ihtimalle ama Samsung gecede videoda çok karanlık, fotoğrafta çok daha iyi. Bilemedim abi, bu nasıl bir şey ya. Biri evet, gecede fotoğrafta çok iyi, diğeri aynen videoda çok iyi. Yani çok iyi demeyeyim, diğerine göre iyi. Strateji mi acaba? Evet, şu an 60'dan 30'a çektik FPS'i. Bir dengelendi, hatta şu an Samsung daha iyi. iPhone'da bir pusluluk var. Ya tabii işleyince, bilgisayara atınca değişebilir bu. Ekranları da fark ediyor çünkü. Şu an gece performansında ben Samsung'u daha beğendim. 4K 30 karede ön kameradan çekiyoruz bu arada. Nereye? İsmail de böyle duruyor. Dışarıdan getirdim. O kadar komik diyor. Evet, şimdi geriye kalan özelliklerinden de bahsedelim. İkisinin de 5G desteği var. İkisinin de fiziksel sim kart yuvası var. Fakat Samsung'da iki tane fiziksel sim takabiliyorsunuz. Plate'i arkalı önlü, iki tarafa da sim kart takılıyor. iPhone'da eğer Çin bölgesinden almadıysanız sadece tek bir fiziksel sim kart takabiliyorsunuz. Eğer işte Çin, Hong Kong, Tayvan tarafından alırsanız onlar da çift simli. O bölgenin böyle bir zorunluluğu var. İkisinde de bu arada eSIM kullanabiliyorsunuz. Birinin işletim sistemi iOS 17, diğerinin Android 14. Bağlantı teknolojilerine gelelim. iPhone'da Wi-Fi 6'ya desteği bulunurken Samsung'da Wi-Fi 7 desteği bulunuyor. Biraz Wi-Fi 7'ye geçiş için erken olabilir ama yani Güney Kore menşeli bir telefon ve onlar çok daha hızlı geçiyor bunları. Belki o yüzden yapmış olabilirler. Göz çıkarmaz bu arada. Bluetooth'a gelirsek ikisinde de versiyon 5.3 kullanılmış. Ve ikisinin de IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası var. Şunu da ekleyeyim. İkisi de tip C olduğu için aynı girişlere sahipler fakat teknolojileri farklı. iPhone'da USB 3.2 jenerasyon 2 bulunurken Samsung'da USB 3.2 jenerasyon 1 bulunuyor. Evet, şimdi ben bu videodan buradan ayrılıyorum. Bir gün sonraki Mert gelsin, o kamera kıyaslamalarıyla alakalı yorumunu yapsın ve kapanışı yapsın. O yüzden ben şimdilik kaçıyorum. Evet, selamlar. Alışık olmadığınız bir kapanışla karşınızdayım. Çünkü şu an yurt dışındayım ve giderken kapanış yapmayı unutmuşum. Helal edin. Yani aslında yorumlayacaktım fotoğrafları ama çok da gerek yok gibi. Gayet güzel gözüküyor.
Birinde iPhone öne geçti, bazı yerlerde de Samsung öne geçti ama genel olarak ben Samsung'un öne geçtiği taraftarıyım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Neyse, kapanışı bu şekilde yapalım. Yanda iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum. Hayır, konuşamadım. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.